Şimdi öncelikli olarak bunu bir söylemekte fayda var. Yani arazi koşulları, iklim koşulları, rakım koşulları özellikle Irak ve Suriye tarafında ölümcül. Öte tarafıyla şunu söyleyelim. 1850 kilometre. Şimdi bizim Türkiye sınırına koyduğumuz bu duvarlar, hani Irak'takiler 1,3 metreydi. 6 ton ağırlığındaydı. Bizim Türkiye sınırına koyduklarımız 2 metrelik duvarlar. Yani toplam 1 milyon duvara ihtiyaç var. En az modüler duvara ihtiyaç var. Fiyatları Irak'ta ben 2000 dolarlara kadar çıktığını biliyorum. Türkiye'de kendimiz ürettiğimiz için maliyetleri düşüktür ama korkunç bir maliyet. Sadece duvarın maliyeti. Bunun altyapısı, üst yapısı, güvenlik kuşağı, aracı, gözetlemesi vesaire korkunç para. Şimdi bir böyle boyutu var ve bir diğer tarafıyla askerle korumak. Şimdi ben Mehmetçiğin bu konudaki fedakarlığı ve kahramanlığını sadece bilmiyorum, yaşadım. Yani onların o sınırı korumak için ellerinden gelen neleri yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ama burada hamaset yapamayız. Burada Mehmetçiğimiz orada diye bütün 2850 kilometreyi kattı. 24 saat esasına göre Mehmetçik tam anlamıyla tutuyor diyemeyiz. Bu Mehmetçiğe haksızlık olur. Şimdi niye söylüyorum biliyor musunuz? Eğer Yani dünyanın hiçbir ordusu orada öyle bir şeyi tamamıyla tutabilemez herhalde. Yani Yani hani hamasi konuşmayalım diye söylüyorum Akif. Teorik olarak konuşmayalım. Biraz gerçek üzerinden konuşalım diye söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi bir 40 metreye bir tane adam koysanız ve bir noktaya adam koyarken en az 4 person üzerinden düşünmek zorundasınız. 24 saat esasına göre yaz, kış, gece koşulları, izin, hastalık vesaire. Şimdi böyle olunca yüz binlerce askerin sınırı tutmasından bahsediyoruz. Yani sonuçta 2000 kilometrelik bir hattın yüz binlerce askerle konulması, böyle bir kuvvet çarpanını veya kuvvet bileşenini bu şekilde Türkiye kullanamaz. Bu gerçekçi olmak zorunda değil. Elektronik sistemlerden, keşif ve gözetleme sistemlerinden, engelleyici sistemlerden yararlanmaya çalışıyoruz. Şimdi tamam, duvar bir engel. Ama duvarın dibine dayananın motivasyonu o kadar yüksek ki. Adam ölüm korkusuyla gelmiş. Adam açlık korkusuyla gelmiş. Adam yaşama korkusuyla gelmiş. Adam gelecek kaygısıyla gelmiş. Bu adam duvarın dibine gelmişse bir kere bu adamı durdurmanız o duvarla çok mümkün değil. Zaten gelirken duvarı bilerek geliyor ve duvarı geçmeyi gerektirecek tedbirleri geliştirerek geliyor. Burada devreye giren ne var? Korkunç bir rant var. Yani duvarı hani biz oraya koyduk. Şimdi duvar bir engel teşkil ediyor. Ama o engeli aşmak için tedbirler geliştiriyor. Bir örnek vereyim. Şimdi Hakkari tarafında işte kaçakçılar yakalıyorsunuz. Çok ağır zarar veriyorsunuz. Kullandığı yolu kapatıyorsunuz. 8 tane yol yeniden açıyor. Sayıt hocam çok iyi bilir. O çünkü oralarda görev yaptı. Şimdi adama ya diyorsun neden bu kadar çok ısrarcısın? Diyor ki bu benim ekmek param diyor. Ben böyle geçiniyorum diyor. Şimdi bir de tabii işin zenginliğin tadında da varmış. Bir şekilde vekiller de kullanmaya başlamış. Yani bir yerden kapatsanız bir yerden açıyor. Şimdi gelelim İdlib özeline. Sen de oralara çok gittik. Şimdi İdlib'de duvarları kaldırmak için iş makineleriyle geldiler kaç kere? Kaç kere geldiler ve kaldırdıkları da oldu açıkçası. Yani Türkiye'nin içine taştılar. Türkiye üzerinde o duvarları kaldırarak baskı yaptılar. Kim? Oradaki masum insanı kullanarak iş makineleriyle geldiler. Haşır haşır duvarı öbür taraftan. Şimdi yani sizin duvarı oraya örmeniz evet bir engel. Buna hiçbir lafım yok. Bir caydırıcı tedbiri var ama karşınızdaki adamın motivasyonu o kadar yüksek ki ölümle motivasyon oluşmuş. Arkasında ölüm var. Bir duvar var ve duvarın arkasında yaşam var. O duvarı geçer. Ölümüne geçer. Ya bu gerçek bu çünkü ya. Sonuçta bir diğer tarafıyla onun o hassasiyetini üretenler var. Ve onun o hassasiyetini Türkiye'ye karşı kullananlar var. Şimdi bugün İran'ın Türkiye'ye karşı yapmış olduğunu samimidir diyebilir misiniz? Ben diyemem açıkçası. Hani evet İran'la ilişkilerimiz son derece hassas konular ama İran
gerek Irak, gerek Suriye'de, gerekse bu göçmen meselesinde açıkçası Türkiye'ye karşı son derece hoyrat ve son derece kurnaz. Yani Afganistan'dan, Pakistan'dan 2500-3000 kilometrelik yolu İran'ın haberi olmadan o insanlar nasıl gelip geçsin, o kadar yolu yürüyerek gelsinler veya araç değiştirerek gelsinler. Yani İran'ın sonuçta nasıl bir ülke olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani sonuçta İran bizim yapmamız gereken aslında bize yapıyor. Yani adam Türkiye'ye ve Batı'ya geçmek istiyorsa adam elbette kardeşim yardımcı olayım sana diyor. Çünkü bu İran'ın da işine geliyor. Yani Türkiye'yi bu konuda baskı altında tutuyor. Son derece önemli bir gerçek var. Şimdi İran'ın özellikle bu mültecilerle ilgili meselelerde Türkiye'deki hassasiyeti etrafımızdaki proksiler keşfetmiş durumdalar. Devletler keşfetmiş durumdalar. Açıkçası bizim bu düşük direncimizi de çok büyük bir keyifle de kaşıdıklarını düşünüyorum. Yani biz bu sığmacılarla ilgili toplumsal anlamda üretmiş olduğumuz kırılganlığın bu mültecileri bir silah olarak kullananlar tarafından Türk toplumuna karşı Türk toplumundaki tedirginliği, öfkeyi, nefreti, siyasi rekabeti, siyasi düşmanlığı kullanmak maksadıyla, derinleştirmek maksadıyla kullandıklarını da görüyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra bir de hedef kitlenin üretmiş olduğu çözümlerden bahsetmek gerekiyor. Şimdi biz askeriz. Biz Naim Paşa'm biraz önce değindi. Şimdi bir engel ateşle korunmadığı sürece engellik vasfı yoktur. Şimdi biz duvarı ateşle mi koruyacağız? Ateş mi edeceğiz insanlara? Ne yani Mehmetçi oraya da gelmiş. Yani işte biraz önce sen söyledin. Bir gecede 276 bin tane insan geçince yani bu başka bir şey. Çünkü o insan o duvarın dibine dayanmışsa, hele kitlesel olarak dayanmışsa, o adamı durduramazsınız. Niye durduramazsınız? Bir kere insani olarak durduramazsınız. Bir kere vicdani olarak durduramazsınız. Bir kere toplu kitle psikolojisinin üretmiş olduğu riskler ve tehditler yüzünden durduramazsınız. Yani orada bir anda yüz binler, on binlerce insan hayatını kaybedebilir o şeyin içerisinde, kaosun içerisinde. Şimdi bunların da kullanıldığını görüyoruz. Bu açılardan bakıldığı zaman benim bir cümlem daha var konuyla ilgili. Şimdi bugün işte YPG PKK'nın işte Azez'de, Mare'de, işte Karkamış'ta pek çok işte havan saldırıları vesaire gördük. Şimdi bu bir diğer tarafın Rusya bir haftadır şeyi dövüyor. İdlib'i dövüyor, vuruyor havadan. Şimdi niye diyorum, neden bu şey bunlar yoğunlaştı? Şimdi 1 milyon insanın işte Suriye'de onlara biriket evler yapılmasından sonra bu tür şeyler çok yoğunlaştı. Şimdi tabii bu bir palyatif tedbir. Yani geçici bir tedbir, kalıcı bir tedbir değil. Kalıcı tedbirle ilgili fikrimi söyleyeceğim. Ama bu bile korkunç bir rahatsızlığa sebebiyet verdi. Yani gerek Suriye'deki yerel kaynakları, gerek Irak'taki yerel kaynakları takip edenler çok ilginç, hatta birbirleriyle rekabet halindeki eksenlerin bile bu işten çok rahatsız olduğunu bize gösterdi. Niye? Çünkü oyun bu zaten. Bir demografik oyun var. Ya bu demografik oyun Suriye'de başlamadı zaten. Bana sorarsanız Kerkük'te başladı. Şimdi nasıl başladı? Önce tahriple başladı, Araplaştırmayla başladı. Sonra Şiileştirmeyle devam etti. Sonra Kürtleştirmeyle devam etti. Sonra IŞİD kaosu ortaya çıkıp demografik olarak sığınmacı göçmen meselesiyle devam etti. Bugün biz büyük bir özveriyle ve kardeş kaygısıyla işte Türkmen kardeşlerimizin, Halep'ten gelenlerin, Kerkük'ten gelenlerin, Tel Afer'den gelenlerin vatandaşlığından bahsetti Sayın İçişleri Bakan Yardımcımız. Bu insanlar oralardan sürdüler. Şimdi geri gönderelim. Benim tezim şu. Başımızın tacı hepsi. Vatandaşımız olsun Türkmen kardeşlerimiz. Ama çift pasaportları olsun ve Kerkük'te güçlü olsunlar. Tel Afer'de güçlü olsunlar. Halep'te güçlü olsunlar. Yani tartışmalı bölgelerde güçlü olsunlar. Ama şimdi oraya gitmeyle ilgili en ufak bir palyatif tedbir bile Kızılca kıyameti kopartıyor. Niye? Çünkü o insanları oralarda istemiyorlar. Bakın evet. Meseleye buradan yaklaşmak zorundayız. Buradan yaklaşırsak oyunu çözeriz.